Merhabalar gençler. En son Osmanlı'da demokratikleşme hareketlerini görmüştük. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine föyünüz önünüzde bulunsun. Önemli gördüğüm yerleri çizerek belirteceğim. Siz de föyün üzerine not almayı ve çizmeyi unutmayın. Dağılmayı önleme çabalarından devam edeceğiz. Yine fikir akımlarına geçmeden önce burada tekrar başlığı belirtebiliriz. Yine bu kısma, bu tarafa Osmanlı'da dağılmayı önlemek için ortaya atılan fikir akımları şeklinde başlık atabiliriz. Tekrar ediyorum. Osmanlı'da dağılmayı önlemek için ortaya atılan fikir akımları diye başlık atıyoruz ve ilk fikir akımımız olan Osmanlıcılıkla devam edeceğiz. Osmanlıcılık ne? Osmanlıcılık, Osmanlı Devleti'ni oluşturan bütün milletlerin din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin adalet, hoşgörü, özgürlük ve eşitlik ilkeleri içinde birbiriyle kaynaştırılmasını hedefleyen fikir akımıdır. Daha kısa bir tabir vermek gerekirse yine bu tarafa not alabilirsiniz. Osmanlıcılık, ırk, din, dil ayrımı yapılmaksızın bir arada tutunabilme çabasıdır. Bu fikir akımını savunan Genç Osmanlılar Cemiyeti diye bir grup var. Bu gruba üye kişiler, üye şair ve yazarlarımız var. Namık Kemal, Şinasi ve Ziya Paşa bunlara örnek verilebilir. Bunların amacı Osmanlı'da bulunan bütün ırkları tek çatı altında, tek düşünce sistemi altında toplamak. O da nedir? O da hangi fikir akımıdır? Osmanlıcılık dediğimiz fikir akımıdır. Bunlar ülke içinde çalışmalarını yoğunlaştırıyorlar. Bu da duyulunca bazıları tutuklanıyor. Bazıları da yurt dışına kaçarak çalışmalarına devam ediyor. Yine bu fikir akımı sayesinde Osmanlı'da ne olduğunu, ne gibi kazanımlar olduğunu söylemiş. Bu fikir akımı sayesinde Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyet ilan edilmiştir. Meşrutiyeti hatırlayan var mı? Daha önce görmüştük. Tanımını yazmıştık köyümüze. Meşrutiyet, padişahın yanında bir meclisin bulunduğu sistemdi. Bunu da unutmayalım. Yine buradaki paragrafta Osmanlıcılık fikir akımının nasıl zayıfladığından bahsetmiş. Milliyetçilik düşüncesinin güçlenmeye başlamasıyla, özellikle Türkçülük fikir akımının güçlenmeye başlamasıyla, yine bizim Osmanlı gibi gördüğümüz, Osmanlı vatandaşı gördüğümüz azınlıkların ısrarla bağımsız olmak için ayaklanma çıkarmaları, yine Avrupalı devletlerin azınlıkları korumak için bizim iç yerimize karışması Osmanlıcılık fikir akımını zayıflatmıştır diyoruz. Bir diğer fikir akımımız olan İslamcılıkla devam ediyoruz. Genç Osmanlıların meşrutiyete dayanan bir Osmanlıcılık sistemini kabul etmesine karşılık dönemin padişahı 2. Abdülhamit de İslamcılık fikir akımını benimsemiştir. Yine burada bu fikir akımının kısaca bir tabirini vermiş. Hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanların halife etrafında birleşmesini hedef alan bir düşüncedir. Biz buna diğer bir tabirle ümmetçi politika da diyoruz. Yine bunun ortaya çıkış nedenleri bir şekilde özetlemiş onu. Bu maddelere bakalım. Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki ilişkilerde bozulmalar görülmeye başlanmıştır. Evet, Hristiyanların ısrarlı bir şekilde ayrılık faaliyetlerine devam etmesi Osmanlıcılık fikir akımını zayıflatmış, bütün Müslümanların bir arada toplanmasını sağlayan İslamcılık fikir akımını ön plana çıkarmıştır. Yine üçüncü maddede daha kısa bir tabirle söylemek gerekirse Hristiyanların Müslüman ülkesinin sömürülmesi bu fikir akımının benimsenmesini kolaylaştırmıştır. Yine çizerek belirtelim. Benim kısa dediğim tabirleri de yine föyün alt kısmına veya maddelerin yanına not alabilirsiniz. Peki bu fikir akımının başarıya ulaşamamasının sebepleri ne olarak gösterilebilir? Birinci maddede Müslüman olan Arnavut halkının bağımsız olmak için ayaklanma çıkardığından bahsetmiş. Yani buradaki amaç bütün Müslümanları birleştirmekti halife etrafında. Ama Müslüman olan Arnavutların isyan etmesi, bağımsız olmak istemesi ve bağımsız olması bu fikir akımının zayıflamasında önemli bir faktör olmuştur. Yine Birinci Dünya Savaşı sırasında padişahın kutsal cihat ilan etmesi ve bekleneni alaması, karşılık görememesi bu fikir akımının zayıflamasına sebep olmuş.
Cihat çağrısı neydi? Hatırlayan var mı? Müslümanlara cihat ilan edilmesi. Bütün Müslümanların ayaklanması demek. Padişahın bunu ilan etmesi, hiçbir Müslümanın da buna karşılık vermemesi İslamcılık fikir akımının zayıflamasına sebep olmuştur. Yine üçüncü maddede en önemli maddeyi vermiş aslında bize. En önemli sebebi vermiş bize. Arapların İngilizlerle birlikte hareket etmesi İslamcılık fikir akımının zayıflamasında en önemli faktör olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda Müslüman Araplar İngilizlerle birlikte hareket ederek Osmanlı'ya karşı mücadele vermişlerdir. Bizim Müslüman gibi gördüğümüz, kardeş gibi gördüğümüz Arapların bu şekilde davranması İslamcılık fikir akımının zayıflamasında önemli faktör olmuştur. Türkçülüğe geçmeden önce İslamcılık fikir akımını benimseyen temsilcileri yazalım, aydınlarımızı yazalım. Yine bu tarafa veya köyün diğer tarafını yazabilirsiniz. İslamcılığı benimseyen fikir adamları 1. Mehmet Akif Ersoy 2. Eşref Edip 3. Said Halim Paşa şeklinde yazabilirsiniz. Türkçülüğe geçelim. Şimdi Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımlarının başarısızlığa uğraması Türkçülük fikir akımının zamanla ön plana çıkmasını sağlamıştır. Peki neydi bu Türkçülük fikir akımı? Türk topluluklarının bir çatı altında birleşmesini düşünen bir fikir akımıdır. Turancılıkla bunu karıştırmayalım. Türkçülük Osmanlı sınırları içerisindeki Türklerin bir arada tutulması, Turancılık ise bütün dünyadaki Türklerin tek çatı altında toplanması diyoruz. Bize burada Türkçülüğü söylemiş. O zaman Osmanlı'daki Türklerin, Türk topluluklarının tek çatı altında birleştirilmesi düşüncesi diyoruz. Yine şuraya kadar olan kısmı çizebilir. Burada kısa bir tanım yapabiliriz. Yine Türkçülük akımının güçlenmesinde etkili olan faktörleri söylemiş. Birinci maddede az önce belirtmiştik. Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımlarının zamanla başarısızlığa uğraması Türkçülük fikir akımının ön plana çıkmasını sağlamıştır. Yine bu Türkçülük fikir akımını destekleyen bir grup vardı. İttihatçılar dediğimiz bu grup Türkçülük akımını desteklemiş ve yaymıştır. Yine maddeyi en başından çizelim, karışıklık olmasın. Devam ediyoruz. Balkan uluslarının birleşerek Osmanlı Devleti'ne saldırması, birçok Türk'ü mağdur etmesi, oradaki Türklerin zorluklarla karşılaşması yine bu fikir akımını ön plana çıkarmıştır. Yine 5. maddede Rusya ve Avrupa'da yaşayan Türklerin baskılar sonucunda Anadolu'ya göç ettirilmeleri, bu göç esnasında birçok zorlukla karşılaşmaları bu fikir akımının ön plana çıkmasını sağlamıştır. Biliyorsunuz ki biz milli duyguları hassas olan bir milletiz. Avrupa'daki Türklerin bu şekilde baskı yaşaması, bu şekilde sıkıntı yaşaması Türk halkının milli duygularını kabartmış ve bu akıma yönelmeleri sağlamıştır diyoruz. Yine aşağıda Türkçülük fikir akımının temsilcilerinden bahsetmiş. En önemli temsilcilerinin Ziya Gökalp olduğunu belirtmiş ama biz buna ekleyebiliriz. Yine föyün alt kısmına buraya not alabilirsiniz. Türkçülük fikir akımının temsilcileri 1 dedik Ziya Gökalp, 2 Yusuf Akçura, 3 Mehmet Emin Yurdakul, 4 Ömer Seyfettin şeklinde yazabiliriz. Bu dediğim notları da föyün altına yazmayı unutmayın. Yine burada Ziya Gökalp'in bu fikrin en önemli temsilcisi olduğunu söylemiş. Ve Ziya Gökalp'e göre Osmanlı Devleti'nin eski gücüne ulaşması için 3 esas gerekli. Burada maddelerde belirtmiş. Türklerin Türk kültürüne bağlı kalması, İslam ümmetinden olduğunun unutulmaması, yine Batı'nın örnek alınması, bu durumda Osmanlı Devleti ayakta kalabilmek için en önemli güce sahip olacaktı. Yine son madde bizim için önemli. Burada Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz ki düşman kuvvetleri işgale başlamıştı. Mustafa Kemal de Anadolu hareketini başlatmıştı. Peki bu Anadolu hareketi nasıl başlıyordu? Milliyetçilik düşüncesi etrafında gerçekleşerek başlıyordu. Yani bizim kurtuluş mücadelemiz Türkçülük, milliyetçilik düşüncesi etrafında birleşmiş ve gerçekleşmiştir.
Buradaki dersimizi sona erdiriyoruz. Bir dahaki dersimizde Osmanlı'daki seçimlerle beraber devam edeceğiz.